Evet dostlar, ikinci kat diye çıktık. İkinci kat değilmiş. Orada tek anahtar vardı. Birinci katmış. Şimdi geri aşağı indim, geri yukarı çıkıyorum. Evet, örnek daire burası. Evet, kapısı daha açık dedi zaten usta. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen girişte bir intelsan. Ne telsan? Şurada. Mutfağımız. Detaylı bir şekilde benim gözümden burayı görelim. Son derece güzel. Kaliteli bir parlak MDF kullanmışlar. Gayet modern. Şurada güzel bir batarya. Bakın. Lavabosu. Şurada ankastre girişi. Evet, korumalı prizler. Balkon. Balkon bitmemiş tabi. Şöyle oturma odasına da giriş var balkondan. Biz mutfaktan çıkalım geri, bakın. Şöyle mat. Daha böyle desenli gibi, tırtırlı. Bu da dış kapısı. Şöyle arkasına da bakalım. Yine aynı mobilya tasarımı. Kolektör dolabı gelecek demiş. Şurada bir lavabo. Işığımız. Alaturka tipte. Havalandırma. Asma tavan spot lambası koymuşlar. Şu şekilde. Kapısı da gayet şık. Hep aynı desen mobilyalar. Şu mutfak kapısı, vay. Bu çekilmeli mi? Evet, bu sürgülü. Şu şekilde. Bakın, raylı sistem. Yalnız kapı bayağı ağır. Bunlarda alttan ray yok. Sadece üstten ray var. Şöyle göstereyim rayları da sizlere. Yani ufak bir çocuk 3-4 yaşında zor kapıyı kapatır açar. Onu da söyleyeyim. Evet, burası da oturma odası. Salon da olabilir. Şurada prizler. Şekilde. Yerler parke. Gördüğünüz gibi. Asma tavan yok. Normal bir tavan. Karşıda çamaşır odası. Aynı şekilde. Buraya çamaşır makinamızı koyuyoruz. Koyuyorsunuz çamaşır dolabı. Güzel, güzel düşünülmüş. Eşyalarınızı da koyabilirsiniz, kiler niteliğinde. Evet, burada da banyo. Banyo da güzel. Şöyle. Mermer. Duşluğu. Bu şekilde de duşakabin. Gayet hoş. Yanında bir tane klozet. Banyo gayet geniş, gayet güzel. Havlu pan. Çok güzel. Gerçekten harika. Bakalım örnek daire kime çıkacak. Hemen burada bir oda daha var. Muhtemelen bu da yatak odasıdır. Ama buranın temizliği verdikleri zaman bayağı yoracaktır herkesi. Çünkü etraf hep çamur. İlla ki bu inşaat temizliğini bilen bilir. Berbat. Camlarda da çünkü bakın boyalar dışarıdan gelmiş. Yok. Şey bunlar, çimento. Dış yapı.
Şöyle, petekler küçük küçük daha ekonomik olur. Ama aslında bir tık büyük olsa daha iyi olabilirdi. Şöyle yine mobilyalı aynı desen, kapılar sağlam bu arada. Yani böyle içi boş karton etli değil. Bayağı ağır. Burası da küçük bir oda. Yaklaşık 8-9 metrekare varsa yer. Küçük bir oda burası da. Muhtemelen çocuk odası olabilir, tek kişilik. Manzarası da bu şekilde. Bakın duvara çarpmasın diye frenle koymuşlar. Her şey düşünülmüş. Gerçekten harika. Ben çok beğendim. Burası 3+1. Burası yatak odası olursa, şöyle göstereyim, yatak odası. Bir çocuk odası, başka bir çocuk odası. Şurası da salon. Burası da salon. Yani standart 110 metrekare, 100 metrekare diyebiliriz buraya. Muhtemelen 100-110 arası bir şeydir. Neti. İşte fazladan burası var. Banyo için, çamaşırlar için. Çamaşır makinesini koymak için. Tuvaleti ama çok güzel. Hayırlısıyla inşallah 240 bin küsür konut sahibi var, hak sahipliğinde kabul edilmiş. İnşallah en kısa sürede Hatay'daki bu 240 bin küsür konut sahibi, hak sahibi bu şekilde konutlarına kavuşur inşallah. İçinde bizlere de Rabbim nasip eder. Açıkçası ben Gülderen konutlarını çok istiyorum kendi adıma. Nasip olursa diyorum, belki ilk çekilişte bize çıkarsa, bana çıkarsa şahsıma, çok mutlu olurum. İnşallah hayırlısıyla bütün depremzedeler, herkes bu yeni evlerine kavuşur. Başka bir videoda görüşmek üzere dostlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.